Değerli arkadaşlar, basınımızın değerli temsilcileri, Suriye iç savaşıyla başlayan kanlı sürecin ürettiği IŞİD terör örgütü, genel olarak Suriye ve Irak olmak üzere, özellikle son bir aydır Kobani başta olmak üzere Kürt, Türkmen, Ezidi halkına yönelik gerçekleştirdiği saldırı ve katliamlara bütün dünya seyirci kalmaktadır. Orta Doğu ve bölgenin gerek küresel güçler, gerekse bölge devletlerinin çıkarları doğrultusunda yeniden dizayn edilmek istenmesi sonucunda yaşanan kaos ve katliamlar sadece saldırının şu anki muhatabı olan Kürtleri hedeflememekte, aynı zamanda bütün bölge halklarını ve insanlığı tehdit edecek düzeye çoktan ulaşmış bulunmaktadır. Kobani'de yaşanan katliam nedeniyle binlerce insan yaşamını kaybetmiş ve kaybetmeye devam etmektedir. Kobani üç taraftan vahşi iş çeteleri tarafından kuşatılmış, Türkiye sınırı olan dördüncü tarafı da büyük ve vahşi saldırılarla kuşatılarak Kobani'nin tamamen soluksuz bırakılması an meselesi haline gelmiştir. Her ne kadar uluslararası koalisyon güçlerinin yaptığı bombalamalarla bu saldırılar yavaşlasa da her geçen dakika bir Kürt katliamı ile karşı karşıya gelmek üzereyiz. Bu vahim tablonun yarattığı infial sınırlarımız içinde de tehlikeli sonuçlara yol açmıştır. Yaşanan bu tehlikenin bir iç çatışmaya dönüşebileceği gerçeği yaşadığımız ağır ve acı deneyimden öğrenmiş bulunmaktayız. Şu ana kadar ikisi polis olmak üzere 40'tan fazla insan yaşamını kaybetmiştir. Yaralı sayısı 400'ün üzerinde, gözaltına alınan sayısı 1024'ün üzerinde olduğu bilinmektedir. Olaylardan etkilenen 35 ilde gösteri ve yürüyüş hakkıyla ilgili hak ihlalleri yaşanmıştır. Yaşanan bu dehşet verici gelişmelerden hareketle iç barışımıza yansıyan gerginlik, kaçınılmaz bir çatışma ve kaos potansiyelini taşımaktadır. Bu durum barıştan ve kardeşlikten yana olan herkesi derin endişeye sürüklemektedir.